Merhaba arkadaşlar, FM22 çıktı. O bataklığa batma zamanı geldi. FM22'de yepyeni bir kariyere başlayacağız. Evet, Fenerbahçe kariyeri yapıyoruz. Fenerbahçeli değilseniz de arkadaşlar, hani ben fanatiklik yapmıyorum biliyorsunuz. Kaç senedir de Fenerbahçe içeriği üretmiyorum. Ama bu kez FM'de bir deneyeyim dedim. Fenerbahçe'yi ben kurtarabilir miyim? Nasıl bir performans sergileyebiliriz? Şurada oyunumuzu Türkçe yapmaya çalışıyorum. Kendi yüzümü tarattım. Bu sene acayip böyle değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Beta sürümünü pek oynamadım. Burada oyun türünü seç diyoruz, kariyer diyoruz. Ve takım olarak Fenerbahçe'nin üzerinde duruyor. Fenerbahçe'yi seçiyorum. Ayarlarımız bu şekilde, veri tabanımız bu şekilde. Oyun içi editör kullanımına izin verilmesin. Oyunu başla diyoruz. Fenerbahçe yönetimi takımın başına Gürkan Bayburt'u getirdi. Şu profil resmine bakın ya. Futbol direktörü boş. Oo, futbol direktörümüz boş ama asistan menajerimiz Tayfun Seven abi varmış. Tayfun Seven. Muhtemelen gerçektir. Bilmiyorum ben çünkü. Ali Koç başkan ve bizim arkadaşlar. En çok kazanan Mesut Özil. Kaç para kazanıyorsun? 8 milyonla 10 milyon arası mı? Göze hoş gelen futbol oynatılması. Maaş bütçesinin aşılmaması zorunlu. Okey. Süper Lig şampiyonu zorunlu. Grup etabına katıl Avrupa Kupası'nda. Ha, ön elemeleri geç yani. Türkiye Kupası finale katıl, minimum orta diyor. Şimdi oyuna girdik. Taktik ekranımıza bir gelelim. Burada Gürkan Hoca kendi taktiğini uydursun Fenerbahçe'ye. Dikey tiki taka. Topa aşırı şekilde sahip olmak, durmak bilmeyen pres, yan pas yapmak yerine dikine oynamaya çalışılır. Tabii ki ileri gideceğiz sürekli. Yan pasa hayır diyoruz. 4-2-3-1 geniş abi. Klasik. 4-2-3-1 geniş ama iş yapacak bu taktik. Topa sahipken hücum genişliği öncelikle dar. Pas şekli kısa pas. Tempo yüksek. Zaman geçirme yok. Bam 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 direkt sürekli gol. 5-0 öndeysek de 6.'yı arayacağız. Defanstan kısa pasla çık. Göbekten oyna. Soldan içe bindirene pas at. Sağdan içe bindirene pas at. Çünkü bunlar içeri bindirecekler. Ortadan şu iki oyuncunun çok kaliteli olması lazım. Şu iki tane defans, orta saha veya merkez görünüyor ya. Koşu yoluna pas yap açık. Üçüncü bölge karışık orta yap. Havadan orta yap. Sert orta yap. Yerden orta yap. Karışık orta yap. Fazla bekletmeden orta aç yapacağım burayı. Rakip ceza alanına fazla girersek bu sefer Tottenham gibi ceza sahası alanında en çok topla buluşup da en az şut çeken takım olmaya başlarız. Maç içindeki serbestlik ne yaratıcı ne disiplin. Orta düzey. Bu taktiğe takımı yatıracağız. Yatkın olacak takım bu taktiğe. Geçiş oyunumuz bu şekilde. Bayağı yoğun yani. Oyun kurucuya yolluyoruz topu. Ayaklara kısa oynuyoruz. Savunma da bu şekilde. Pres şiddeti standart. Şimdi gelelim oyuncularımıza. Kaleci Altay. Sağ bek Nazım Sangare. Sol bek Filip Novak. Kim Min-jae bir stoperimiz. Sol stoper Attila Szalai. Attila Szalai pasör stoper yapacağım. Standart stoperde Kim Min-jae kalacak. Şimdi merkez orta saha. İrfan Can Kahveci. İki yönlü orta saha diyeceğim İrfan Can'a. Savaşçı orta saha. Şimdi buraya da Luis Gustavo'yu koyacağım ama arkadaşlar, yeni bir tane böyle hayvani savaşçı orta saha alabiliriz. Bütçemize bakacağız az sonra. Şimdi kanada geliyoruz. Sol kanat. Buraya Diego Rossi'yi koyacağım. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Ferdi'yi de sağ tarafta kanat destek diye oynatacağım. O sağ tarafta da oynar. Ve merkez ofansif orta sahaya direkt Mesut Özil'i koyacağım. Mesut'un özellikleri bak, pas özellikleri, vizyonu falan yerinde. Ofansif oyun kurucu destek. Şimdi ve geliyoruz forvete. Bizim anca pivot santrforumuz olduğu için Berisha sakat. 3-5 hafta sakat. Okey, Berisha'yı oynatmayı düşünüyordum ben aslında. Serdar Dursun, Ener Valencia tatilde. Bize forvet lazım abi. Serdar Dursun pivot santrfor. Yardımcı daha uygun Serdar'a ama ben pivot diyeceğim ya, boş ver şimdi. Burada alışık olanlar rollerine, alışık olmayanlar önemli değil benim için. Oynamanız lazım çocuklar. Alışacaksınız. Okey, şimdi daha fazla uzatmadan bir maç yapalım arkadaşlar. Bu hazırlık maçı, aynı kurduğumuz kadroyu bildiriyoruz. Denizlispor rakibimiz. Bir ne var ne yok görelim. Soyunma odası. Şişe fırlatıyor muyuz? Favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüpheleri falan filan. Yani bu maçı kazanmanızı bekliyorum gençler. Arkadaşlar, maça geçmeden beğeni butonuna basarsanız süper olur. 10.000 like mükemmel olur. Rakibimizin ilk 11 ekranlara geliyor. Başlama vuruşu falan diyoruz. Güzel. Ben kameramı normalde sağ tarafa, sol tarafa alıyordum galiba ama böyle takılsın. Yalnız oyun hızını hızlandırmamız lazım. Bu çok yavaş. Tamam. Şimdi böyle bakalım bu maç nasıl geçecek. Aha, gol. Attila Szalai. Ben burada hızlandırmaya çalışırken
Atilla Szalay kornerden gol attı. Serbest vuruşmuş, pardon arkadaşlar. Serbest vuruş. Geri sardım ve görebiliyorum. Şimdi canlıya geri alalım. Okey, biraz daha hızlandırdım şimdi özetleri. Şimdi atak yapıyoruz. Bak kısa pas. Bak bak, tiki taka abi, tiki taka. İrfan Can, Mesut Özil. İleri pas abi, ileri, geri değil. Szalay, Rossi. Gol geliyor arkadaşlar. Gustavo, İrfan Can, Ferdi. Destek. Bak bak, desteğe bak. Sangare. İşte bu ya. Serdar Dursun. Eklenen futbol ya. Bir gol daha mı var yoksa burada? İrfan Can, Kim Min-jae, Szalay. Güzel geliyoruz. Novak. Rossi. Orta. Serdar Dursun. Ferdi. İrfan Can. Gustavo. Bizim takım inanılmaz oynuyor ya. Ferdi de bir gol attı. Novak'tan asist. Hemen ikinci yarının başları. Sosa, İrfan Can. Bir gol daha var mı? Dört var mı? Oo, Osay Samuel. Aha, Mesut kaleci. Atlamadı Mesut. Maç böyle bitti. İkinci yarıda pek aksiyon yok. 3-0. Güzel. Nazım Sangare 7.8. Filip Novak 7.8. Beklerimiz yerindeymiş ha. Helal olsun çocuklar. Gaz kesmiyoruz. Sırada şimdi Gençler Birliği maçı var. Kadro biraz değişik. Szalay'ı sol bekte deneyeceğiz. Valencia hala tatilde. Bu ne tatili bilmiyorum. Osayi sağda, Ferdi solda. Bu kez soyunma odasında her türlü kazanmamız gerekir falan filan diyoruz ve Gençler Birliği ile maçımız da başlıyor. Başarabilirsiniz çocuklar diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Şimdi ilk pozisyon 35. dakikada. Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Serdar, Mert Hakan ve Mert Hakan golünü atıyor. Mert Hakan'dan da bir şeyler olabilir mi acaba? Serdar asist yaptı. İlk yarı bitiminde bir pozisyon daha. Oo, Muhammed'den orta, Ferdi yine atıyor. Ferdi'yi bu sezon her türlü oynatmamız lazım. Kendisi kontrat yenilemek istemiyor. Onun kontratında bakalım yenileyebilir miyiz bir şekilde? İkna edebilir miyiz kendisini? Beyler devam edin. Değişiklik yapmıyorum. Szalay biraz yorgun ama iyidir böyle. Forvet yedeğimiz yok. Forvet almam lazım arkadaşlar. Bir tane forvet transferi ama nasıl yapacağım bilmiyorum onu da. Muhammed Gümüşkaya, Szalay, soldan Ferdi, Muhammed kaleci. Muhammed'i değiştiriyorum, yoruldu. Onun yerine ofansif orta saha Zayt'sı alalım. Szalay çıksın, Çağatay girsin. Ferdi'nin yerine bir Pelkas yapalım. Serdar Dursun'un yerine de kimi alabilirim bilmiyorum. Rossi'yi alabilirim. Tamam, Rossi de forvet oynasın. Oo, sakatlandı lan direkt Zayt girer girmez. Burak kapacak, merkez ofansif orta saha. Bu maçı da 2-0 alıyoruz. Net skor, yine şutlar bizden yana. XG oranı biraz daha fazla olabilir ama devam edin böyle. Yedek kadromuzdu bu. 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. Oo, kulüp doktoru ilgilensin. Ne olmuş sana? Ayağı kırılmış lan Miha Zayt'ın. Geçmiş olsun. Dakika 1, gol 1. Bu arada Muhammed Gümüşkaya kiralık teklifi vardı. Ben Muhammed Gümüşkaya'yı muhtemelen oynatırım. Yedek falan sürekli. Şimdi yine ilk maçtaki kadromuzla hız kesmeden bu sefer İstanbulspor'a karşı oynuyoruz arkadaşlar. Hazırlık maçları çok fazla uzatmadan yardıralım. Hemen dakika 1, pozisyon 1. Pelkas, Mesut Özil. Mesut, orta, Ferdi. Oo, Ferdi bir tane daha atsa 3 maçta da gol atmış olacak. İstanbulspor korneri. Gol yemeyelim. Oo, kontra atak. Güzel. Ferdi pası vermedi. Ferdi kendi gidiyor. Ferdi. Aha, penaltı. Penaltıyı Serdar Dursun kullanıyor ve atıyor. Oo, derinlemesine, savunmanın arkasına bir pas. İbrahim Yılmaz golü atıyor. İlk defa gol diyoruz. Savunma, dikkat, savunma. Yine aynı taktik, bak bak bak. 2 oldu lan. Kim Min-jae, Szalay, ne yapıyorsunuz? Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. 2-1 mağlubuz. Pelkas, Serdar. Ferdi'ye doğru vicacık olmadı. İstanbulspor'a bak lan. Aha. Oo, 3 yaptılar. Lan ne oluyor bizim takıma? Ayıp ya. Aha. Pelkas, Serdar. O nasıl bir şuttu lan? Zaman tükeniyor ama bizim takım bastırıyor. Osayi Samuel, birkaç tane değişiklik yaptım. Osayi Serdar kalecinin üstüne vurdu yine. Forvet şart. Gustavo, Rossi, Mesut. Aha, Mesut. Lan Mesut'a şans vereyim diyorum. Oynasın diyorum. Mesut vasat. Bu maçı kaybediyoruz ha. Vay. Beyler ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Bir tane su şişesi fırlatayım. Ayıp ya. Arkadaşlar, savaşçı orta saha için ben Jean-Philippe Gbamin'e kiralık teklifinde bulunacağım. O yüzden aratıyorum aslında. Top çalması falan oldukça iyi. Yani aylık gider falan, şartları öner diyelim. Aa, bu adamın maaşı ne lan böyle? Aylık 380 bin euro. Biz bu adamı alamıyoruz arkadaşlar. Şartları öner onlar. Biz anca sıfır verebiliyoruz. Yani para yok değil mi? Ben nereden para bulacağım?
Bu kadroyla ilerlerim, orası ayrı da yani birkaç tane değişiklik olsa güzel olur. Sonuçta menajer oyunu oynuyoruz. Altyapıdan oyuncu çıkarabiliriz, orası ayrı. Şimdi Ajaccio Novak için kiralama teklifi. Yok oğlum ya, transfer teklifi yaparız da transfer teklifi de Novak'a satamam ki, sol bekte adamımız yok. Hani eğer ki dörtlü defans oynayacaksak. Şimdi bir sonraki maça geçiyoruz. Az önce yenilen kadroyla aynı, tamam mı? Az önce yenildiniz. Menemen Spor'u lütfen yenin. Ayıp. Şimdi bizim bir serbest vuruşumuz var ilk defa. İrfan Can free kick, kaleci. Bizim şutumuz yok lan adam akıllı. Şimdi Mesut Özil korner. Aha gol. Serdar. Mesut da ölmüş zaten. Mesut'un yerine hemen bir Muhammed Gümüşkaya yapacağım. Aha bir free kick daha var şimdi. Rossi Mesut'un yerine tavsiye ediliyor. İrfan Can ulan direkten dışarı. Bu maçı da 1-0 alıyoruz arkadaşlar. Çok da bir aksiyon yoktu ama hani en azından toparladık 3-1 mağlubiyetten sonra. Şimdi Arda Güler var arkadaşlar. Arda Güler'i az takım kadrosuna göndereceğim. Bu maçta da oynatacağım şurada. Mecburen sol tarafta da Burak Kapacağı oynatıyorum. Boluspor. Son hazırlık maçımız. Kalede de Berke var. Arkadaşlar son hazırlık maçımız bu bölümden bu kadar olacak. Çünkü bu bölümde sadece hani ben alıştırma yapmak istedim. Daha fazlasını görmek istiyorsanız kesinlikle like butonuna basmayı unutmayın. 30 derecede Bolu'da Serdar'ız şimdi ilk pozisyon. Arda Güler bakalım genç Arda bir şeyler başarabilecek mi? Onu geliştirmeye mi çalışsak, ne yapsak? Çağatay, gençler geliyor. Rossi. Ooo. Rossi sen nasıl kaleyi tutturdun lan? Direklerin efendisi Rossi veya da auto atmanın efendisi, helal olsun. Hemen açılışı yaptı. Şimdi Burak kapacak ters tarafta. Crespo, Arda Güler, Mert Hakan. Ooo, Mert Hakan'a bak lan. Şimdi taç atışı. Burak. O sayı. O sayı. Beğenmiyorum pek o sayıyı ya. Bir tek koşuyor. Çağatay, Mert, Crespo, Tisserand, Arda Güler, Burak. Arda Güler, Çağatay, Burak. Bu üçü çok oynadı topla. Çağatay, Tisserand, Tisserand, Mert, Crespo, Mert Hakan. O sayı her türlü dışarı vuruyor bu ya. Crespo, Burak'a güzel top. Burak kapacak. Burak son çizgi. O sayı sonunda attı lan. Çok kazma bir topçu ya. Korner ilk yarının bitiminde. Bir gol daha var mı? Burak kapacak. Tisserand. Çağatay, Burak. Çağatay. Aa, Çağatay'a bak. Bir gol, bir asist yanılmıyorsam Çağatay. Burak kapacak da iki asist mi yaptı? Aynen, Burak kapacak son iki asisti yaptı. Helal çocuklar, devam böyle. Gençlere bak. 4 geliyor mu? Arda Güler free kick. Oo, kaleci kurtardı. Free kickçi Arda. Rossi korner. Burak bak bir tane daha geliyor mu? Offside. Ara pas için Bertu, onların bir fırsatı. Berke kurtarıyor. Burak kapacak. Oo, süper paslaşma yine Crespo ve Burak'tan. O sayı, oha. Burak kapacak, 3. asistini yapıyor. Kazma dedikçe o sayı Samuel atıyor. Bu çocuğa ben sürekli sen kazmasın diyeceğim o zaman. Süpersiniz diyeyim. O sayı. Değişiklik de yapmadım bu maçta. Kondisyonlar fena değildi. Zaten az kadronun kondisyon bozukluğundan dolayı böyle bir yedek kadroyla çıktım. 4-0 en iyi maçımızı belki oynadık gençlerle. O sayı 2 gol. Burak kapacak. Maçın adamı 8.9, 3 tane asist yaptı. Ters kanatta oynatıyorum bak bir de o tarafta Burak Kapacağı. Yani tabii rakibimiz Boluspor, orası ayrı ama İstanbulspor hani ha İstanbul ha Bolu. Ama arkadaşlar bu bölüme burada son veriyorum. Rizespor'a karşı Süper Lig'e açılış yapacağız gelecek bölümde. Like butonuna basmayı unutmayın dediğim gibi daha fazla istiyorsanız. Bunun yanı sıra istediğiniz tavsiyeleri ve yapmamı istediklerinizi de yorumlara yazın. Bir sonraki bölüme artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar videonun sonunda eklenti yapayım. Bakın bu video 13 dakika 25 saniye oldu. Montajını bitirdim yeni. FM'yi geçen sene belli bir süreden sonra neden de bıraktığımı hatırladım. Çünkü bu gördüğünüz bölümü çekmesi 1,5 saat falan sürdü. 1,5 saatimi aldı. Yani demek ki yarım saatlik bir video için offline oynayarak bir 3 saat oynamam gerekiyor. O yüzden böyle kısa. Bölümün neden kısa olduğunu merak ediyorsanız açıklaması bu. Bir sonrakine görüşürüz. Like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.